You can see it as you approach from the Aegean to old Constantinople and now to Istanbul. It's the first thing you see. This building is 1500 years old. It is built as a church. Ottoman Turks changed this building to the mosque. It is my city's jewel. Because of this richness, this building has to live forever. İstanbul'a bambaşka bir ayrıcalık ve bambaşka bir kalite ve zenginlik kattığı düşüncesindeyim Ayasofya. UNESCO'nun bizi bir şekilde onurlandırması ve dünya sanat tarihi listesine alarak hem gururlandırdı hem de bizim sorumluluğumuzu artırdı. Bu konuda çok hassasiyet gösterilmesi gereken bir bina. Bu kesinlikle muhafaza edilmeli, en iyi şekilde korunmalı. It was built between 532 and 537. They actually built it up in 5 years, and I think this is amazing. Different types of art and architecture, calligraphy and ornaments, the mosaics and the paintings. It's an amazing work, I think. Hagia Sophia does represent what Istanbul is, a melting pot, which is true. It is connectivity personified. You see all over the walls and ceilings with all the calligraphy, the Ottoman calligraphy, and Byzantine frescoes, drawings. The restoration process of the mosaics on the main dome began in 1993 with the UNESCO's technical support. Now we have experts and know-how to preserve and to conserve this building. Everything boils down to collaboration, the local connections, the countries, the region, and the global organizations that are important for something like this. Firmamızda Ayasofya Şantiyesi'nde yaklaşık 70 kişi çalışmakta. Yaklaşık 5 tane restoratör mimar, 2 tane mimar, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi var. Geri kalanlar restoratörler. Hat levhası. Bu yaklaşık 7,5 metre çapında. Biz bunları aslında uygun olarak restore ediyoruz. Burada her şey aslında uygun olarak restore ediliyor. Yeni bir şey yapılmıyor zaten. Restorasyonun bizim gibi amacı o. Every day we make this journey to work at Hagia Sophia. For hundreds of years people have seen this amazing site. Mesleğimiz itibariyle yaptığımız iş aslında yeni bir şeyler var etmek değil, eskiden var olmuş şeyleri yeniden gün yüzüne çıkarmak. During the restorations, we couldn't believe our eyes. We discovered the face of the seraphim. It's breathtaking. The mosaic is still so fresh and so lively. It's really amazing, this feeling, to touch a 700 years old six-wing angel. Ben melekle yüz yüze, göz göze gelebilmiş olan birisi. Meleği en son 1847 tarihinden itibaren gören olmadığına göre büyük bir anı olarak her zaman saklayacağım. Ayasofya sadece dünyaya bir açıdan bakmaz. Sadece dünyaya bir dinden, bir inançtan bakmaz. Lots of cultures have gone through it, lots of religions, and so it's been a cradle of civilizations in a way. Çünkü herkesin binası, sırf Müslümanların da değil, Hristiyanların da değil. Yani burası bir medeniyet ya. This building has accepted all the different civilizations and all the different denominations, and it's made it into a shrine. And the people who come here feel that, even if they don't know it, they feel it. And when they're here, they know it's theirs. Size bir kere gurur veriyor. Yani buradaki birinci duygu gurur duygusu. İkincisi, bu kadar güzel bir
objeyi, bu kadar güzel bir sanat eserini koruma kaygısı. Its preservation requires a networking and collaboration among a range of agents, of people, of corporations, organizations. We want to restore it because we want to, it to live forever. After we're gone, we want it to stay for our children and children's children.